Çoğumuz evliliğin öncelikle romantik bir karar olduğunu düşünürüz. Bu bir bakıma doğru. Evliliğin kesinlikle romantizmle bir ilgisi olmalı. Ama bir yandan da hayatımızı paylaşacağımız kişiyi seçtiğimiz için evlilik hayati bir karar. Dolayısıyla evliliğin aynı zamanda finansal bir karar olduğunu da unutmamak gerek. Yani sonuçta birlikte yaşayacağınız insanla beraber finansal öncelikleriniz olmalı. Eşlerden biri para harcamayı seviyor, savurgan davranıyor ama diğeri bu şekilde düşünmüyor ve davranmıyorsa bu durum evlilikte sorunlara yol açabilir. Evet, böyle bir durum cicim ayları bittiğinde sizi aile içi bir sorunla baş başa bırakabilir. Bu yüzden de gelecekte eşiniz olacak kişiyle benzer finansal değerlere sahip olmanız bence çok önemli. Ki ben finansal değerlerinizi masraflarınız kazancınızdan az olacak şekilde belirlemenizi size tavsiye ederim. Ayrıca paranın gösteriş yapmak için lüks şeyler almayı sağlayan bir araç değil de iş kurmak, tatile çıkmak ya da emekliliğinizi güvence altına almak gibi konularda size özgürlük sağlayan bir araç olduğu konusunda anlaşmanız da çok önemli. Yani Allah korusun ama mesela aile bireylerinden biri hastalandığı için diğer kişilerin işten ayrılıp ona bakmak zorunda olduğu kötü bir dönem geçirirseniz, olayın daha da stresli bir hal almaması için kıyıda köşede biriktirdiğiniz bir miktar paranızın olması sizi rahatlatacaktır. Evlendiğinizde aslında hayatlarınızla birlikte maddi kaynaklarınızı da birleştirmiş olursunuz. Bu konuda farklı yaklaşımlar görüyorum. Örneğin ben ve eşim ne yaparsak yapalım hep ortak yaparız. Banka hesaplarımız, kredi kartlarımız, evimiz, her şeyimiz ortak. Ben bu şekilde olmasından memnunum çünkü önemli kararları hayat arkadaşım olan eşimle birlikte vermemiz gerektiğine inanıyorum. Fakat bazı insanların olaya daha farklı baktığını biliyorum. Mesela arkadaşlarımız arasında ortak bir hesapları olsa da kendilerine ait küçük meblağlı kişisel hesapları olan bazı çiftler de var. Hoş bir elbise ya da güzel bir elektronik eşya aldıkları zaman eşlerinin bu konuda bir şey söylemesini istemiyorlar. Yani her zaman gözetim altında olmayı sevmiyorlar ama böyle insanlar var. Yine de ben sorumluluk çerçevesinde olduğu sürece hiçbir eşin bu tarz harcamalar konusunda sorun yaratacağını düşünmüyorum. Tabii bir de maddi kaynaklarını tamamen ayrı tutan eşler var. Sanki birer ev arkadaşı gibi, mesela biri evin faturalarını karşılarken diğeri kirayı ödüyor vesaire. Bunların hepsi mümkün ama benim tercihim her şeyimizin ortak olması yönünde ve şu ana kadar her şeyin iyi gittiğini söyleyebilirim.